Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün güzel, tam mevsimine uygun, kış için güzel hazırlıklı beyaz lahana turşusu yapmak istiyorum. Artık tam mevsimi, güzel, kıtır. Özellikle lahana turşusunu kurarken dikkat etmemiz gereken çürük olmaması, çok yumuşak olmaması. Bakın böyle kıtır kıtır olması lazım. Gevrek olması lazım turşuluk lahananın. Sarmalık yapacağımız zaman yumuşağını almamız lazım. Buna püf nokta olarak dikkat edersek turşumuz çok güzel, lezzetli olur. Dış kabuklarını güzelce bunu sağ olsun annem yardım etti, temizledik. Bu büyüklükte kıydık. Daha küçük kıyabilirsiniz, daha iri yapabilirsiniz. Yıkadık, suya ıslattık. Bekliyorlar. Ben bu lahana turşusunun içine kırmızı biberi ve havucu çok yakıştırıyorum. Kırmızı biberimi burada ayıtladım. Güzelce şöyle göstereyim bakın. Ve temizledim, doğradım. Burada da çok güzel bir şekilde havuçlarımı doğradım. Sarımsaklarımı hallettik, soyduk. Şöyle sizin görmeniz için uğraşıyorum. Alışmaya çalışıyorum. Kameraya yok, telefonuma ayak aldım. Onunla çekmeye çalışıyorum sizler için. Evet, şimdi bunları güzelce sırayla turşuluk bidonuma dolduruyorum. Önce ne yapıyorum? Altına biraz kuru nohut atıyorum ben. Baştan besmelemizi çekiyoruz ve güzelce yıkadığım bidon olabilir, cam kavanoz olabilir. Ben bunu şehir dışına gideceği için biliyorsunuz şişede kırılma riski var. Bidona kuruyorum. Sizler şişelere kurabilirsiniz. Gittiğim zaman şişeye aktarıyorum. Böyle şöyle bir 10-15 tane nohudu dibine atıyorum. Nohut biliyorsunuz turşunun daha güzel olmasını, mayalanmasını sağlıyor. Bu da bir püf noktası. Yani nohutu herkes atmayabiliyor. Ne yapıyoruz? Öncelikle şöyle lahanamızdan güzelce koyuyoruz dibine. Bayağı şöyle. Dediğim gibi bu lahananın doğrama şeklini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyük boy, küçük boy yapabilirsiniz. Güzelce şöyle koyduktan sonra sudan süzdürebilirsiniz ve biraz böyle havuçlardan sepeliyorum. Şöyle güzelce kırmızı biberden sepeliyorum. Bu sarımsağı da birkaç parçaya bölüyorum böyle. Bütün olarak değil, şu boyutlarda şöyle. Bunları da şöyle atıyorum. Ve tekrar aynı şekilde biraz lahana, biraz havuç olacak şekilde bidonumu dolduruyorum ve ara sıra şöyle sallıyorum. Ara sıra böyle bastırtarak çok zedelemeden şöyle güzelce turşumuzu aynı işlemi uygulayarak şöyle ve biraz kırmızı biber şöyle hem aroması geçiyor hem sunum anında güzel şöyle güzelce bu şekilde gene birkaç diş sarımsağımı ortadan bölerek şöyle içine atıyoruz. Şunu çekeyim. Sizlere daha güzel bir durumu göstermek için şöyle. Evet bakın. Bidonumu böyle yapa yapa dolduruyorum. Ara sıra sallıyorum. Ve gene lahanamı atıyorum. Şöyle güzelce. Ve şöyle bazen elimizle bazen böyle sallayarak yerleşmesini sağlıyoruz. Gene şöyle havuçlarımızdan, kırmızı biberlerimizden şöyle attırıyoruz. Sarımsağımızı şöyle birkaç tane bölerek böyle yapıyoruz. Evet, bidonumuz dolana kadar bu işlemi uyguluyoruz. Evet, güzelce şöyle bidonumu doldurdum. Şöyle bakın. Boydan boya. Dediğim gibi şişeyle kurabilirsiniz. Ve çok burada pay bırakacağız biraz. Çok doldurmuyoruz. Çünkü suyu kattığınız zaman kapama zorluğu olmaması için şöyle bakın muhteşem oldu. Havuç, biber ve lahana olmak üzere şöyle güzelce kurduk. Şimdi artık tuzunu ve suyunu, sirkesini katacağım. Evet, turşumuzu güzelce bir donuma yerleştirdim. Ve burada hazırladığım tuzlu suyum var. Ben yaklaşık bu bidonuma
Şöyle güzelce. Evet, şöyle bir kaba güzelce turşu suyu, yani normal kaynak su koydum ve güzelce bunun içine, bu bidonun 10 kiloluk diyorlar. Ve bu 10 kiloluk bidona şöyle 4 yemek kaşığı kadar tuz koydum. Bu tuz oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böyle eritin bir kapta. Tuzunu bir kontrol edin. Damak tadınıza size uygunsa yeterli demektir. Tuzsuz geliyorsa ilave edin. Yani ben ölçüyü veriyorum ama. Ve şöyle yaklaşık bu bidonuma, dediğim gibi sirke seviyorsanız ve sirke oranını fazla tutabilirsiniz. Sevmezseniz az tutabilirsiniz. Ben yaklaşık bu bidonuma şimdilik şöyle 3 su bardağı kattım. Evet. Buna yaklaşık şöyle 1 yemek kaşığı kadar da limon tuzunu katıyorum. Birazcık daha. Biraz da yarım katıyorum Ha, şöyle. tamam. Annemle beraber Tamam. şöyle. Yani her zaman kuruyoruz ama gene büyüklerimizden yardım almakta Bunun fayda suyu var. olacak. Bakın tuzuna gibi. Tuzuna baktım ben anacığım şöyle. Biraz fazla gibi ama onu dengeleyeceğim zaten. Yani bundan su dökeceğim. Tamam. Biraz buradan dökeyim. Kişilere söyleyeceğim için şöyle su oranını katacağım. Size kaç bardak kattığımı Tamam. söyleyeceğim. Evet, yaklaşık bidonuma söylüyorum. Zaten ayrıntı bölgesine yazacağım. 4 yemek kaşığı kadar kalın tuzumu kattım, turşuluk. 4 su bardağı sirkemi kattım. 30 su bardağı suyumu kattım. Litre olarak değil, ben bardak aklınızda kalsın diye böyle bir sistem uyguladım. Ve üzerine ister dereotu sapı, ister maydanoz sapı, ister kereviz sapı hem turşunuzun üste çıkmasını engelliyor hem aromasını veriyor. Şöyle güzelce yerleştiriyoruz ve turşumuzun üste çıkıp bozulmasını engelliyor. Su Şöyle döker mi su için? birazcık daha su dökeyim madem şöyle. Biraz Yani daha 30 bakarsın. bardakta ama 31 bardak olarak kabul Doldurma edelim. şey doldurma yeter. Tamam. Şöyle. Yaklaşık 30 bardak işte ya. Şöyle. Tamam. Evet. Şimdi güzelce turşumuzun kapağını kapatıyoruz. Şöyle. Tam kapağı oturdum. Şöyle dengeli. Ve bir tane püf noktası daha söylemek istiyorum sizlere. Bu sirkenin suyun ister bir kapta karıştırabilirsiniz ölçerek dökersiniz. İster ben gibi böyle yapıyorsanız böyle yaparak güzelce sirkenin, limon tuzunun Altı su olmuş onu bütün suyu böyle karışmasını sağlıyoruz. Evet, bakın. Güzelce etrafını siliyoruz herhangi bir bezle. altını bir altını. Şöyle her yerini silip ne yapıyoruz? Artık güzel serin bir yere koyuyoruz turşumuzu. Kışa olunca yiyeceğiz. Evet, turşumuz hazır. Yaklaşık bir ay sonra ben bunu aşağı bodrum kata kilerimize koyuyoruz. Serin, soğuk bir yer, karanlık bir yer olunca güzel güzel kuru fasulye, pirinç pilavı, nohut, bulgur pilavı, yani bu tür yemeklerin yanında türlü bunların yanına yaptığımız makarnaların yanında, beş çaylarında, kısırların yanında olmazsa olmaz turşularımızdan biri. Lahana turşusu aslında ama karışık gibi duruyor. Havuç ve biber attım biraz. Aromaları geçsin, hoş görünsün diye. Turşumuz hazır. Allah-u Teala yedirmeyi nasip etsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.